Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu renkli güllerimin anlatımını paylaşacağım. Bu şekilde. Çok güzel oluyorlar. Malzemelerine baktığımızda ben pamuklu ip tercih ediyorum. Bu şekilde. Genelde Adizo koton Gold kullanıyorum. Telimiz var. Yaprağının şu etrafında kullanacağız. Tığımız 3 numara 2.2 milim tığ kullanıyoruz. Sap kısmına da ben tel kullanıyorum bu şekilde. Aslında çiçekleri de kullanabilirsiniz ama ben hani daha kolay ulaşabilir bir şey olması açısından elektrik teli tercih ettim bu çiçeğimde. Sıcak silikonumuz var. Yapımına başlayabiliriz. Öncelikle bütün parçalarını göstermek istiyorum size. Küçük en küçük olandan 4 tane, Orta boydan 4 tane, en büyük parçadansa 5 tane öreceğiz. 5 parça olarak tamamlayacağız. Bu şekilde çanak yaprağımız ve bu şekilde diğer yaprağımızı da örüp birleştirme aşamasına geçeceğiz. Hemen armaya başlayabiliriz. Kolaylıklar diliyorum şimdiden. Evet, ilk olarak koyu pembe ipimizi aldık. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. haz çekiyorum bu ipimi. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. İpimi başına doluyorum. Sihirli halkamın içerisine 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde battım. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Bunu 2 seferde çekiyoruz. 1 2. Bir kez daha yapıyorum. 3 tane ilmek oldu bunu iki seferde çekiyorum 1 2 Bu şekilde 10 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 tane yaptık bunu ona tamamlıyorum 3 4 Ve 10 10. da yaptım. Şimdi şu ipimi bakın tamamen kapatıyorum çekip. Sihirli halkamın içini tamamen kapatmış oldum. Şimdi ilk yaptığımız ikili trabzan. Bakın hemen şurası. İlk yaptığımız ikili trabzana batıyoruz tepesine ve ilmek kaydırmayla kapatıyoruz. Direkt çekiyorum yani. 1 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu zincir yaptım yerin dibinden örerek devam ediyorum. Hemen tığımın başına bir kere doladım. Yarım trabzan yaparak devam edeceğiz bu sırada. Hemen batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek oldu. Üçünü birden çekiyorum. Yine doladım bir kere aynı yere bir tane daha yarım trabzan. Üçünü birden çekiyorum. Aynı yere iki tane yarım trabzan yapmış olduk. Bu sırayı bütün ilmeklerin üzerine ikişer tane yarım trabzan yaparak tamamlıyorum. Bir kere daha göstereyim. Tamam başına bir kere doladım. Yan tarafı geçtim. 3 tane oldu. Üçünü birden çekiyorum. Bir kere doladım. Aynı yere üçünü birden çektim. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda toplam 20 tane yarım trabzanımız oluyor. Evet sıra sonunda toplam 20 tane yarım trabzanım oldu. Ne yapıyorduk? Şu ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyorduk. İlmek kaydırmayla kapatıyoruz. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum yine zincirin dibinden batarak başlıyorum bir tane sık iğne yaptım yan tarafa geçiyorum bir tane daha sık iğne toplam altı tane sık iğne örüyoruz yani iki tane ördüm bunu 6'ya tamamlıyorum 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi yaptım şimdi yine tamın başına doladım 8 tane yarım trabzan artırması yapıyoruz. Yan tarafa geçiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. üçünü birden çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere battım. 3'ünü birden çektim. 8 tane yarım trabzan artırması yapıyoruz. Birincisini yaptım. Bunu 8'e tamamlıyorum. 1 Aynı yere 2 Bu şekilde. 8 tane yarım trabzan artırmamı da yaptım. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak tamamlıyorum. ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Bu parçamı tamamlamış oldum. En küçük parçayı bitirdik. Uzun kesmeme gerek yok ipimi. Bu şekilde bu parçadan dört tane örüyoruz. Şimdi bir büyük parçaya geçelim. Evet, açık renk pembe ipimi aldım. Şimdi küçük parçada ilk iki sıra bu şekildeydi. Aynı şekilde bunda da ördük. Ne yapmıştık? İlk sırada sihir halkanın içerisine 10 tane ikili trabzan yaptık. İkinci sırada da 2 zincir çekip 10 tane yarım trabzan artırması yaptık. Yani toplamda 20 tane yarım trabzanımız oldu ikinci sırada. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bir tane zincir çektim. Zincirin dibinden batıyorum yine şu şekilde. Sık iğne yapıyorum. 1 Yan tarafa bir tane daha. 2 iki tane sık iğne yaptım şimdi bir tek bir çift örerek devam edeceğiz Şu şekilde sık iğne hep bu sırada hep sık iğne örmüş olacağız yani yan tarafa geçtim bir tek yan tarafa aynı yere iki tane sık iğne bir aynı yere iki bu şekilde 8 tane bir tek bir çift örüyoruz birincisini ördüm ikincisine geçiyorum bir tek bir çift ikincisini ördüm bunu 8'e tamamlıyorum 8. artırmamı da yaptım bir tek bir çift örerek tamamladık 8 tane yaptık aynı şekilde şimdi iki tane daha sık iğne yapıyorum 1 2 ne yapıyorduk İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorduk ilmek kaydırmayla kapatıyorduk bir tane zincir çektim Dördüncü sıramıza geçtik. Yine sık iğne örerek başlıyoruz. 9 tane sık iğne örüyorum. Zincirin dibinden battım. 9 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi yarım trabzan artırması yapacağız. 10 tane yarım trabzan artırması yapıyorum tığın başına doladım şu şekilde yan yandaki ilmeğe battım bir aynı yere bir tane daha yarım trabzan 2 bir yapmış olduk ikinci yapıyorum aynı yere iki 2 kere artırmamı yaptım bunu ona tamamlıyorum ve 10. artırmamı da yaptım. Şimdi 9 tane sık iğne ile örerek 9 tane daha sık iğne örerek sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Bu parçamı da tamamlamış oldum. Bu parçadan da dört tane örüyoruz. Bu şekilde. En büyük parçaya geçebiliriz. Evet. Büyük parçam için beyaz ipimi aldım. Şimdi diğerlerinde ne yapıyorduk? Sihirli halkanın içerisinde 10 tane kilit trabzan yapıyorduk değil mi? Aynı şekilde buna da sihirli halkam 10 tane ikili trabzanımı yaptım. İkinci sırada şu şekilde burada ilmek kaydırmamı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Şu ipimi de yürütüyorum ben. Diğerlerini de göstermeyi unuttum ama şu ipimi şu şekilde yürütüyorum. Bütün ilmeklerin üzerine ikili trabzan artırması yapıyorum. Diğerlerinde yarım trabzan artırması yapıyorduk. En büyük parçada ikili trabzan artırması yapıyoruz 10 tane ikili trabzan artırması yapıyorum yani bu şekilde zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum bu ipimi de yürütüyorum bu arada aldım ikisini birden çekiyorum bir aynı yere bir tane daha ikili trabzan iki İkili trabzan artırması yani yan tarafa geçiyorum bir ikili trabzan aldım aynı yere bir tane daha ikili trabzan bu şekilde toplam 20 tane ikili trabzan olacak sıra sonunda tamamlayalım 20 tane ikili trabzanımı tamamladım ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ilmek kaydırma ile kapatıyorum iki tane zincir çekiyorum 1 2 bu sırada üçlü trabzan yaparak örüyoruz Şu şekilde zincir yaptım yerin dibine batıyorum tek seferde çekiyorum bir tek bir çift olarak öreceğiz ama yarım trabzan şeklinde bir tek bir tane yarım trabzanımı yaptım yan tarafa iki tane yarım trabzan yapıyorum bir aynı yere üçünü birden çekiyorum 2 bir tek bir çift yaptık yan tarafa bir tane yarım trabzan yan tarafa aynı yere iki tane bir aynı yere iki bu şekilde bir tek bir çift yaparak tamamlıyoruz sıra sonunda 30 tane yarım trabzanımız oluyor tamamlayalım Evet bu sıramı da tamamladım ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum bir üst sırada sık iğne örerek başlıyoruz. 8 tane sık iğne öreceğim. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. 1 yan tarafa 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi tığımın başına doladım. 6 tane yarım tırabzan artırması yapacağım. Yan tarafa geçiyorum. 1 aynı yere 3'ünü birden çekiyorum. 2 Yan tarafa 2 aynı yere. Bunu 6'ya tamamlıyorum. 2 kere yaptım. Ve 6. Şimdi tığımın başına yine bir kere doladım. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yine tığımın başına bir kere doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 bu şekilde. Şimdi şu iki tane parçası oldu ya ikili trabzanımı tepesinde bunun şu sol taraftaki parçasına batıyorum şu şekilde şu parçasına battım ilmek kaydırma ile bu zincirimi kapatıyorum bu şekilde şimdi yan tarafa geçiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum yine aynı yere bir tane yarım trabzan yapıyorum bu şekilde Burada ne yaptık? Uç kısmını oluşturmuş olduk, olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine 6 tane yarım trabzan artırması yapıyoruz. Yan tarafa geçiyorum. 1 Aynı yere 2 Yan tarafa ikinci artırmamı yapıyorum. Bunu 6'ya tamamlıyorum. 10'cu yapıyorum. 6. Evet. Artık 8 tane sık iğnem kaldı. 8 sık iğnemi de örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Büyük parçamızı da tamamlamış olduk. Bu şekilde. Bundan 5 tane örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapraklarını yapalım. Çanak yapraktan başlıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Bu şekilde. Şu ipimi çekiyorum biraz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şu ipimi çekiyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Çok kapatmıyorum şekilde yeterli. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sırada 6 tane artırma yapıyoruz. Yani bütün sık iğnelerim üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonu toplam 12 tane sık iğnem olacak zincir yaptım yerin dibinden başlıyorum bir aynı yere bu şekilde iki yan tarafa geçiyorum 3 aynı yere 4 yan taraf 5 aynı yere 6 7 aynı yere 8 9 10 son artırmamı yapıyorum 11 aynı yere 12 evet. ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum bu şekilde ilme kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum 3. sırada bir tek bir çift olarak öreceğiz sıra sonu toplam 18 tane sık iğnemiz olacak zincir yaptığım yerden batarak başlıyorum bir sık iğne yan tarafa aynı yere iki tane sık iğne bir iki yan tarafa bir tane sık iğne yanına aynı yere iki tane sık iğne 1 2 bu şekilde bir tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oluyor. Evet dördüncü sıraya geçtim. Bu sırada bütün ilmeklerimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğne oluyor. E hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz yani. Tamamlayalım bu sırayı da. Evet dördüncü sıramda tamamladım 18 sık iğne ile ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi uç kısımlarını oluşturacağız. Artık 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi zincirlerimin üzerine doldurarak örmeye devam edeceğiz. 2 tane sık iğne yapıyorum. En son yaptığımızın yanındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi tığın başına doladım. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 yan tarafa 2 tığımı doladım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 1 yan tarafa 2 tığımın başını 3 kere 2 kere doluyorum. 1 2 bir tane şurada bir tane kaldı zaten oraya da bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Çek 3 seferde çekiyorum yani. 1 2 3 3 seferde çektim. Şimdi iki tane ilmeğimi atlıyorum buradan. 1 2 iki. ikisini atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Şu şekilde. Buraya ilmek kaydırma yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8. Aynı şekilde burada ne yaptıysam böyle tamamlıyoruz. Toplam 6 tane oluyor bu uç kısımlarda. Bunu da tamamlayalım. Evet bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi yaprağını diğer yaprağını yapalım. Evet. Yeşil ipimi aldım yine. 15 tane zincir çekerek başlıyoruz. Başlangıç ilmeğimi oluşturdum. 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 15. Evet. Şimdi dönüyorum. Zincirlerin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. ama en son yaptığımın yan yanına batıyorum. Sık iğne. Bütün zincirlerin üzerine sık iğne ile tamamlıyorum. 14 tane sık iğne olacak. Bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi karşı tarafından örerek devam edeceğiz. Bakın hemen şu, şu şekilde göstereyim. Şuradan hemen bakın şuradan batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tamın başına doluyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum bir tane doluyorum yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum bir iki şu ipimi de yürütüyorum bu arada şimdi tamın başına iki kere doluyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum üç seferde çekiyorum yani üç. yan tarafa geçiyorum Tığım iki kere doladım aynı yere iki kere aynı yere iki tane üçlü trabzan yapıyorum bu sefer de çektim aynı yere bakın batıyorum 1 2 3 bir tek bir çift yapmış olduk bunu üç kere tekrarlıyoruz yan tarafa geçtim bir tane üçlü trabzan yanına aynı yere iki tane üçlü trabzan bir aynı yere ikinci yapıyorum bu şekilde bir tek bir çift bir tek bir çift yan tarafa geçiyorum bir tane üçlü trabzan iki kere doluyorum tığımı ipimi bir tek yan tarafa iki aynı yere ikinci yapıyorum bir iki üç seferde çekiyorum bir tek bir çift yaparak üç tane oluşturduk şimdi bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum son olarak buraya 2 3 Evet şimdi yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum üçünü birden çekiyorum yani şimdi şu uç kısma geldik Şuraya bakın hemen şuraya batıyorum. Aynı yere evet. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere 2 aynı yere 3. Artık karşı taraftan örmeye devam ediyoruz. Burada ne yaptıysak buraya da aynısını yapacağım. Başına doladım şuraya yan tarafına yani bir tane yarım trabzan yapıyorum yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum şimdi üçlü trabzan kısmına geçtik bir tek bir çift yaparak 3 çek 3 kere tekrarlıyoruz aynı işlemi başına iki kere doladım tığımın battım 3 seferde çektiğim trabzan 2 kere doladım yan tarafa aynı iki tane 3 e trabzan yapıyorum. 1 aynı yere 2. Birincisini yaptım. 2 kere daha tekrarlıyorum bu işlemi. Bir tek bir çift olarak 3 kere tekrarladım 3'lü trabzanlarımı. Şimdi Yine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum yan tarafa. Evet. Tamam başına doluyorum. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki sefer de çektim. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Sonuncuya da bir tane sık iğne yapıp ilmek kaydırmayla hemen şu zaten bakın şu orta şeritin ucu hemen karşısı Buraya batıyorum, ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üst kısma geçince burayı telle öreceğiz. Telimi ben şu şekilde ayarladım. Sizde bakın böyle ölçerek etrafını şu şekilde ölçerek kesebilirsiniz. Ben önceden kestim, hazırladım. Şu şekilde burasını biraz uzun bırakıyorum, sararken kolaylık olması için. Şu şekilde katlıyorum bir tane zincir çekmiştim. Bunu ikiye tamamlıyorum. Yan tarafa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa sık iğne yapıyorum. Telle birlikte örüyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Yan tarafa sık iğne yapıyorum. 2 zincir, yan tarafa sık iğne. Bu şekilde 2 zincir bir tane sık iğne yaparak yan tarafa bütün sıramızı tamamlıyoruz yaprağımız etrafını dolanıp ipimizi kesiyoruz bu parçamızı tamamlamış oluyoruz tamamlamış halini hemen göstereyim ben size bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi ipimizi şu yeşil ipi biraz uzun kesip şu tel kısmında sarıyorum bu kısmında tamamladıktan sonra bütün parçalarımız hazır oluyor Gülümüz yapıştırmaya geçebiliriz. Evet, telimi aldım. Ee, telimin bu üst kısmını ben biraz iple sardım, daha rahat tutması için yaprakların. Şimdi hemen şu küçük parçalardan bir tane alıyorum. Şu orta kısmına silikonumdan sıkıyorum. Bu şekilde. Bunu hemen şöyle ortaya koyuyorum şu şekilde iyice kapatıyorum. Şuraya da sıkıyorum biraz. İyice kapatıyorum. Evet. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Hemen yine orta kısmına sıktım. Şu karşı birleşim yerine denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Şu kısımlarına dikkat edelim. Boyları eşit olsun. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Yine orta kısmına diğer yerlere de silikonumuzdan şu şekilde şunun yan tarafına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Dediğim gibi şu üst kısımların eşit olmasına dikkat edin. Aynı hizada olsunlar. Diğer parçayı alıyorum. şunun bu parçanın hemen karşısına. Karşılıklı bakacak şekilde yapıştırıyorum. Bakın. Şimdi orta boy yapraklarıma geçiyorum. Şu alt kısmına sıkıyorum. Yine. Şu birleşim yerine bakın hemen şuraya bu şekilde yapıştırıyorum. diğer parçayı da onun karşısına denk gelecek şekilde yapıştıracağız. Hemen bakın karşısına. Bunu bir tık yukarıda yapıştırabilirsiniz. Eşit olmak zorunda değil bu parçalar. Şu şu iç kısım biraz aşağıda kalsın. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer parçaları alıyorum. karşıya bakacak şekilde yapıştırıyoruz hadi. Şu birleşim yerine bu şekilde yapıştırıyorum. Son parçamı da aldım. Yine buraya bu şekilde beyaz parçalarına geçelim. Beyaz parçaları birbirinin üstünde üst üste gelecek şekilde yapıştıracağız. O yüzden hepsine değil de bir, bir kısmına sürüyorum şu şekilde ilk parçamın ama sadece ilk parçama yapıyorum bunu şu şekilde. Bakın. Şöyle hemen şu şekilde göstereyim. Şöyle böyle bu şekilde yapıştırıyoruz Bakın şu ilk yaptığım parçanın yan tarafına sürmemiştim. Bunun altına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Böyle. şekilde. Onun alt kısmına geliyor bir, kısmı. Şuraya iki yaptığım parçayı sıkıyorum silikonumdan. Bunun üzerine yapıştırıyorum. Evet. Kafa kısmı hazır gülümüzün. Şimdi çanak yaprağını yapıştıralım. Şu fazla iplerimi kesiyorum. Hemen şu orta kısmından bu şekilde geç, geçiriyorum. Şunları içeri alıyorum. Silikonumdan iç kısımlarına sürüyorum. Bunu hemen yapıştırıyorum. Şu uç kısımlarına da sürüyorum. İsterseniz sürmeyebilirsiniz, yapıştırmayabilirsiniz bu uç kısımlarını, çanak yaprağını ben kapatıyorum yeşil ipimi alıyorum sarmaya başlıyorum bu şekilde yaprağı nereye kadar gelmesini istiyorsak sarıyoruz oraya kadar bu kadar yeterli benim için Şu şekilde Şunun tel kısmını biraz bırakıyorum. Bu şekilde sarıyorum. Şu uç noktaya gelene kadar, en önce gelene kadar sarıyoruz. Uç noktaya geldim. Buraya biraz silikonumdan sürüyorum ipimi tutması için. Bu şekilde ipimi kesiyorum. Evet, çiçeğimiz hazır bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu da başka bir rengi çok güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.